Sevgili izleyicilerimiz, Bolu gezmemiz devam ediyor. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Göyni'ye düştü yolumuz. Burası hakikaten oldukça eski bir yerleşke. Ta Osmanlı döneminin mimarisini hala içerisinde barındırıyor. Zaten bu sebeple de uzunca yıllar evvel sit alanı olarak korunmaya başlamış. Arkamda görmüş olduğunuz evler o dönemin mimarisine uygun yapılmış ve evlerin en önemli özelliği hiçbiri birbirinin manzarasını ve güneşini kesmiyor. Dolayısıyla her ev burada güneş görüyor. Zaten yeni yapılanmaya da izin yok, müsaade yok ki bu bizi çok mutlu etti. Birazcık ton farklılıkları varmış evler arasında boya anlamında. O da yapıldığı dönemlerle ilgili olduğu için o ton farkına da dokunulmuyor. Yani buranın dokusu tarihe uygun bir şekilde korunmaya şükürler olsun devam ediyor. İzleyicilerimiz, Gazi Süleyman Paşa Camii'nin avlusundayız. Neden buradayız? Arkamda görmüş olduğunuz türbe Akşemseddin Türbesi. Peki Akşemseddin kimdi? Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır ve dönemin en iyi ilim adamlarından, bilim insanlarından bir tanesidir ve onun yetişmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Ve 1463 yılında vefatıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet ona bağlılığını gösterebilmek adına arkamda görmüş olduğunuz türbeyi yaptırmıştır ve Akşemseddin'in çocuklarının, kızlarının da bulunduğu, mezarlarının bulunduğu yer tam arkamda. Sol tarafta da, benim sol tarafımda, size göre sağ tarafta da kendisinin devlet erkanından olan mezarları, kişilerin mezarları bulunmakta. Geldiğinizde burayı da ziyaret edebilirsiniz. Çaya'nın üzerindeyiz efendim. Arkamda şu an az önce anlattığımız Gazi Süleyman Paşa Camii'nin hemen karşısında Gazi Süleyman Paşa Hamamı var. Bu hamam 1335 yılında yapılmaya başlanmış ve 3 yıl sürmüş. 38'de yapımı tamamlanmış efendim. Bu hamamın en büyük özelliği içinde kullanılan taşlarıymış. Yani taşları itibariyle çok değerli, çok kıymetli sayılıyor. Ve gerçekten oldukça büyük. Biz tabii şu an içerisini göremiyoruz çünkü kapalı. Ama üzerinde görmüş olduğunuz bacalardan da gerçekten tarihe uygun, döneme uygun yapılmış olduğu ve bir sanat eseri olduğu anlaşılıyor.